Herkese merhaba, ben Şenol. Subnautica Blazer'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi parçaları bulup taramamız lazım. İlk etapta benim aklımdaki o en azından. Hızlıca bu çevrede parçalar bulacağız. Daha hızlı hareket edebilmek için. Özellikle adlarını unuttum şimdi. Buldukça öğreniriz. Şurada bir tane buldum. Bu şey silah mı sanırım? Tamam, çekme itme silah. Bu değil. Şu an şart değil en azından. Biliyorsun kökü. Lan pili bitirmeyek ya. Aha lan. Aa ibneye bak. Oğlum ver. Ver götlük yapma. Terbiyesiz. Elimden çaldı lan. Aslında bir şey verip ona şey ettirmek lazım ya. Hırsız ya. Elimden çaldı lan. Ama onu mekanda patlatabiliriz yani, o da ayrı konu. Buraları taramamız gereken bir şey var mı? Yok. Merhaba canım. Neyse, halihazırda elde olanlar ne yapacaktık? Onları hızlıca üzerinden geçelim. Zaten mekanın yanındayım. Bir bakayım etrafa ne bulabilirim dedim de çekme itme silah direkt karşıma çıkacağını da düşünmemiştim. Daha ziyade su altında hızlı hareket etmemizi sağlayan zavazingo var ya, onu buluruz diye düşünüyordum ama hesap ettiğim gibi olmadı. Neyse babacığım, şimdi burada bir adet aha. Aa hikaye direkt devam ediyor. Belli bir şeyler yapmadan etmiyordu. Tamam, vergi bankası. Tamamdır. İşaretleyici buraya koymamıza gerek yoktu. Gittiğimiz yere belki lazım olabilir. Bir titanyum bir bakır da yer çok tutuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında indirilen veri sıfır. Tamam abi, bir saniye bakacağım hemen. Yüzey pompası var, boru var. Bunlara şu an ihtiyaç duymuyorum. Paletim var, oksijen tüpüm var. Şuna şu anlık ihtiyaç duymuyorum. Şimdi buradan devamı için biraz açılmamız lazım. Kristal sülfür. Yani daha ilerlere doğru. Bir tık daha ileri doğru bulacağız. Çekme etme silahının ilk parçasını bulduk. Ki lazım değil. Açıkçası lazım olanlar var bende. Onun dışında pil belki bir tane daha yapabilirim. O da şart değil. O da şart değil. Loot buluruz ya. Sen bir tane şundan yap bakayım. Ben boyutunu da tam bir hatırlayayım. Tek kare miydi? Büyük kare miydi? Şöyle bakıyorum. İyi tamam. Tek kare. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Gayet iyi durumdayız. Şunları bırakayım. Gerek yok. Bir lokma yemek yiyip hemen uzayabilirim. Hocam şunu taramamıza gerek var mı aldıktan sonra? Tamamdır. Ha bu yenisi zaten. Pardon, ben bumerangları şeyi almıştım değil mi? Hava keseli olanları almıştım. Bunu almamıştım. Neyse, iki lokma yemek hemen gömelim. Yola çıkalım abi. Şimdi yeni şeyler geldiği için şu anlık kesmeyeceğim. Normalde hani belli bir miktar bir şeyler yaptıktan sonra devam etmeyi düşündüm de. Belli ki yeni bir şeyler var. Onun için kesmeyi planlamıyorum. Herhangi bir yer işaretimiz şu anda yok. Ne oluyor lan? Yıldırımlar mı çarpıyor? İçerisi iyidir, içerisi iyidir. Dur şu PDA'yı bir okuyalım. PDA'lere zaten bakmadan devam etmiş şansımız da herhalde pek yok. İndirilen verilerde şifrelenmiş ipuçlara sıfır sığınağının konum verisi. Sıfır sığınağı birkaç ay önce düşük güçte çalışır halde bulundu. Sığınağa erişmek için tüm girişimler başarısız oldu. 100-300 metre derinliklere uzanan büyük bitkilerin yoğun bulunduğu kıvrılan köprüler diye adlandırılan bölgede bulunuyor. Borusal hızlı büyüyen köprüler üste ulaşmak için kalıcı bir yol oluşturulmasına engel olmaktadır. 200 metre derinlikte olabilir. Sözleşmelilerin görsel olarak bu yolu tespit etmeye çalışmaları önerilir. Uzaylılar 45-46B gezegeninde birçok sığınak yaptılar. Amaçları acil durumlarda daha sonra geri almak üzere kendilerinin zihinsel yapılarını depolamak ve saklamaktır. Kara salgını başladığında birçok birey sığınaklara kaçarken bir o kadar da ulaşamadan yitip gittiler. Erişebildiğimiz sığınaklardan hiçbiri canlı bir uzaylı bilinci içermiyordu. Ancak veri olsaydı bile bunu nasıl kullanacağımız konusu son derece belirsiz. Bununla birlikte bu iş üzerinde çalışan yetenekli insanlarımız var. Tam böyle salgın olduğu zamanlar biz de bir yere upload mu etsek, ne yapsak ya yalan olmaya karşı. Şimdi çok da dalga geçilesi de bir durum değil ama. Yeri geldiğinde ölümle bile dalga geçmek gerekiyor. Yoksa ölüm korkusuyla bir yere kadar yaşıyorsun. Kafayı yememek için.
Şunlara hızlıca birer tıklayayım da sonradan çünkü şey yapmam gerekiyor. Oğlum tamam işte. Tamamdır. Kapatabilirsin. Sonradan çünkü yeni bir yaratık falan görürsem oradan rahatlıkla okuyabileyim. Onun dışında PDA kaynaklı uzaylı sığınak bölgesi, korunmuş bölge, 200 metre derinlikte. Bunu göstermesi gerekmiyor mu bana? Şurada yok abi. Maalesef şu an onu göstermiyor. Hani genel olarak yerini tarif ediyor ama yerini bilmiyorum diyelim. Olamaz mı yani? Allah Allah. Yerini bilmeyebilirim abi. İlla bilmek zorunda değilim ki. Neyse %95 gücü var bunun. Sıkıntı yok. Yerden doğru gideceğim. Elimden geldiğince parça bulmaya çalışacağım. Hatta şunları... Bir dakika lan, yemekleri yemedik. İki cam mı götürdü? Çürüdü mü lan hemen? Çiğ mi yedim? Çiğ yedim galiba. Yo, pişirmiş olmam lazım. Çok da bir can götürdüğü yok da. Hocam. Ayıp oluyor. Nedir o? Bunlardan mı geliyor siz? Galiba. Neyse şuralarda parçalar olabiliyor da şu dallamalar pek rahat durmayabilir. Yerel canlı yüzgeçlik karides. Var mıydı ya? Burada da... Aha. Tam bir parça gördüm lan. Tam bir parça gördüm. Ya buradan rahatlıkla parçaları buluruz diye düşünüyorum. Hoppa. Birden fazla oksijen tüpünü zaten denemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam onlar yok. Şimdi şu parça mı? Yes. Çekmentimi silahının son parçası herhalde. Aynen. Oha. Işığım yok maalesef. Maalesef ışığım yok. Onun için bir miktar böyle karanlıkta takılacağız. Kuvarsa da ihtiyacım var mı yokmuş. Aha. Taşınabilir araç üretici parçası. Hemen buluyor muyduk lan onu? Aslında karanlık olması bir nebze daha iyi. Parçaları daha iyi görüyorum. Hani bir nebze. Şundan oksijen alabilirim. İlk başta bir tarayalım da. Ah, oh, bu kadar mı veriyordu? O muymuş lan? Biraz daha fazla verir diye hesap ediyordum ama. Olsun. En azından 30 seconds bir daha duyabileceğiz ablamızın sesini. Buralar beklediğimden, yani hatırladığımdan daha insan canlısı. Kötü bir şeyler yok. Biraz üstüm kapalı olmasın da abi. Çünkü çıkmam gerekecek. Çıkabileyim. Bunları taramam mı gerekiyordu? Taramamışım demek ki onları. Oğlum. Eski psikoloji aynen devam ediyor. Nefes bir derken bende böyle bir nefessizlik başlıyor. Şunu taramam gerekiyor mu? Hayır. Malzeme lazım. Malzeme lazım. Şimdiden hazırlıklarımızı yapalım. Çok da yerim de yok açıkçası. Çok da fazla bir şey toplayasım. Onun için gelmiyor ama. Olduğu kadarıyla. Abi parça yok mu ya? Aa, aha. Taşınan bir araç üreticisi. 3 parçaydı galiba bunlar. Aynen. 2 bölü 3. Bir parça daha bulursam mission complete olacak orada. Tabii ne istiyor tam hatırlamıyorum ama hızlı bir şekilde araca binebilirsem sevinirim. 30 seconds. Merhaba. Ha, o ne lan? Mosasaurus mu? Oha. Bir dakika ya. Hocam bu ne? Ben bunu hatırlamıyorum. Oğlum kasma, bana geliyor. Yok, gelmiyormuş. Yalnız adaları da böyle görebiliyoruz. Hop, pardon. Uzaklaştırayım telefonu. Oğlum ben nereye geldim? Allah. Sakin, sakin.
Çok mu ilerledik ya elimizde zabazing olmadan? Şurada bir şey var. Bak bu da yeni. Elektriği var. Bu ne? Elektrik öldürür mü? Valla bilmiyorum, bir elektriği var içinde. Herhangi bir merdiven var mı? Belki içindedir. Ama içine gidip gitmeme konusunda şüphelerim. Aa, şuradan gidebiliyorsun. Tamam, ölmedik. 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 İyi bir şey bu. Şunu tarayalım. Masa lazım. Olmazsa olmaz. Bu tamamen yeni. Ne var içinde? Aha. Oh. İyiymiş. Selamünaleyküm. Hemen göstereyim abi. Aletimiz yaşam alanı yapıcısı. Direkt elde ettim lan. Biyoreaktör yoktu galiba bunda, biyoreaktör falan. Buranın ne olduğuna bakacağım şimdi. İşaretçi. Besin ödeği. Bunlar taranacak bir şey değil. Başka bir şey yok galiba. Ver bakayım. Altera. Ne o? Hayvan araştırması. Türlerin tamlanmasının buzul bölgesinde uzun süreli yaşam için değerli bir araç olduğunu kanıtlanmıştır. Pek çok tür benzersiz mutasyonlar geçirerek mineral bakımından zengin buzul bölgesine uyum sağlamıştır. Daha fazla araştırma, yeni görüşler ve bilimsel atılımlar sağlanacaktır. Bu biraz boştu. Bitkilerden taradıklarımı yine şöyle hızlıca geçeyim. Normal oksijen veren bitki, onu biliyoruz zaten. Yüzgeç karidesi. Suyun hemen altında avlanan çok sayıda yüzgeç sayesinde su altında akrobatik bir avcı iken karada savunmasıdır. Ancak hızlı yüzme yeteneği vardır. Ayrıca çeşitli bitki malı. Bir avcı için sıra dışı olan yan gözleri. Başın üzerinde mor uçtu. Tamam, bize bir şey yapmıyor yani. Aha, güneş açıyor. Ve benim götüm donuyor galiba. Ama sonuç olarak şununla... Aa, güç yok. Lanet olsun. Tamam, pil hallederiz. Aa, atla. Tamam. Oha. Oo. Baya baya dolu yağıyor. Ve güzel yağıyor ha. Alın bak, değişik değişik sesler çıkartıp adamı kıllandırmayın. İbneye bak, yine geliyor hırsızlar. Alın basın gidin. Yan kesiciler ya, tipleri kes. Araç yapma mekanı olaydı, iyiydi de. Bir dakika, ilk başta bir pil yapalım abi. Onun için de şey bitkisi gerekiyordu. Hemen şuralardan bir yerlerden elde edeyim o bitkiyi. Ha şu. Bir tane yeterli miydi ya? Hatırlamıyorum. Yes yes hocam, yes, bir dakika. Fazlasıyla yeterli olur herhalde. Pil yapalım. Mekan yapma yerini bir açalım. Yani çalıştıralım. Da ben bir şey yapabiliyor muyum şu an ya? Ya açıp PDA'den bakabilir miyim? Gerek de yok. 2 saniyede hallederiz. Tamamdır. Abicim. Bağ 1 pil. Hatta bağ 2 pil. Hatta bağ... Yok, tamam, o kadar. Buraya gelen şu var. Kablolama seti. Kablolama seti için gümüş gerekiyor. Gümüş için o şeyi biraz daha kurcalamam gerekiyor. Tamam, problem değil. Şu an iyiyiz. Şöyle şunları dolduralım. Pilim var. Bakalım. Borunun içine yerleşebilirim. Acelesi var mı? Bence yok ya. Şu an iyiyiz be. Aa, selamünaleyküm. Biyoreaktör de iyiymiş yalnız ha. Güç aktarma, güneş paneli. Her şeyimiz var. Pil, ha, pil şarj etmek istiyorsan tabii. Bir dakika ya. Şunu bunun içine koyma şansımız var mı? Ya, normalde yoktu. Onu biliyorum. Yok, hala yok. Burası aslında yok. Ya şunu biraz izin versen, salsan bana, hani yukarıya şey yapsam. Bunlar dolap malap değildi buna. Başka bir şey yok bunda. Yok.
Ya şuraya iki dolap koysam, iki tane bir tane pil yapma zavazingosu koysam falan. Yani burası bana yeter. Ama diğer taraftan önüne de bir tane de boru da koyabilirim yani. Ama onun için şu anlık bence gerek yok abi. Hiç base yapmaya girmeyelim. Büyük odayı bulduğumuz zaman yapmak bana daha mantıklı geliyor. Şuna da pil yapabiliyor muyum? İki tane bitki gerekiyormuş. Tamam, benim hatam. Bunlara ihtiyacım yok. Su belki lazım olabilir. Hangi tarafa doğru ben? Şimdi o tarafa doğru gittim. Bunun arkasında galiba bir otluk alan daha vardı. Oradan araç yapma mekanını bulursam, araçla birlikte ki ilk başta direkt araç yapma mekanını buldum diye şey veriyor muydu? Onu hatırlamıyorum. Biraz alıyorum, biraz alıyorum. Aha, merhaba. Tepegöz. Lan dur. Buzul gözcüsü. Bunun adı başka. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Tamam, şöyle etraf biraz daha bir dolanayım ben. En azından bu bölüm içinde araç yapma mekanı fena gitmez. Aracın kendisine bir de girebiliriz gibime geliyor ya. Yetiştirebilirsem işte, tam hatırlamıyorum ne kadar zaman alıyor. Aracı galiba araç yapma yerini buldun diye direkt yapamıyordu olabilirsin. Hatırlamıyorum tam orasını. Aha, su altı motoru. İlk parçası bu kaç parçaydı? 3. Lanet olsun. İki taneyi bulunca gaza geldim lan. Lan. Neyse, öbürünü de bulursam bu da işimi görür rahatlıkla. Arka kısımda buldum bunları da. Ama orası hatırladığımdan da ufak. Yani neredeyse yıl olmuş adam gibi oynamayalı bir de o var ya. Hatırladıklarım diğer sapnotik adam bile olabilir. Öyle bir şey bile mümkün. 30 seconds. Bakalım son parçasını bulursam bunu da yapsam makul. Kafi. Ya bayağı Mosos Harus'a benziyor bazı yerlerden ya şunlar. Gidip tarayasım var da. Şimdi şu an çok riske girmeyeyim. Gidip sağlık şeyi de yapmak istemiyorum. Çekim tuzağı parçası buldum. Hala üçüncü parçası da bulamadım bu arada. 200 metre çapına elimden geldiğince araştırıyorum. Ama buralara girmem gerekiyor artık. O taraflarda bir şey yok. Şuralarda yani en azından ben göremedim. Yani vardır belki de. Buralarda belki vardır dedim de yok ya. Hatta Silver da bulamadım tabii. Silver de yok. Aa, şurada bir parça var. Neyin parçası o? Dur dur, 30 seconds falan boş ver, Allah buldum. Yaz bu da gümüş isteyebilir ha. Hatırlamıyorum. Bakabilirim. Gidene kadar heyecan olsun. Aha, şurada bir şeyler var. Ha ulan var, hiç aklıma gelmedi. Doğru, bunun alt kısmında bir şeyler düşmüş olabilir. Onu hiç hesap etmedim ha. Hoppa. Çok mantıklı ulan. Akıl etmek lazım. Adamlar o şekilde yapıyor. Burada su altı mekanını araştırıyorlar. Burada ekstra şeyler olabilir. Mesela iki yardım. Tata. Artık gidip tarayabilirim. Su olur. Göm abi suyu. Ne vereceğim babana? Tarama odası. Olur. Olur. O da odadır abi. O da odadır. Bak Şenol, tarama odası. Ne güzel abi, sıcacık. De kablo burada gidiyor. Daha da aşağıya gider mi bilemem. Aha, dur. Bu ne hocam? Deniz tırı parçası. İlkini de bulduk, hadi bakalım. Argenit. Al sana gümüş. Siftah. Bakır. Al bir tane daha gümüş. Al abi, al. Toparla. Bunlardan çıkmıyor da. Tamam, daha devamına şu an gerek yok. Tamam. Cici çocuk. Güzel çocuk. Hanemiz benim oğlum. Kaç metre? 200 metre. Hemen hemen 200 metre çapında abi iş hallediyorsun ya. Oluyor lan.
Olayı karıştırma. Bu taraf kötü gözüküyor ama ya. Oralara gidilmiyor bildiğim kadarıyla. Hani bizim mekan gibi mi yapmıştır orayı acaba? Şuraya doğru gitmem gerekiyor herhalde benim. Ama görevden yana bir şey vermedi. Acaba araç yaptıktan sonra mı verecek? Nasıl olacak o iş? Onu tam hatırlamıyorum. Şimdi öncelikle abi yemek işini bir göm. Su yap. Suyun güzel tarafı çürüm ya. Bu konuda kafamız rahat. Ya yemeği de tuzla karıştırdığın zaman bayağı uzun süre gidiyor da. Ben pek gerek duymuyorum. Şu mesela. Şimdi bize bu lazım. Bunun için yağlayıcı lazım. Yaparız. Bakır tel yaparız. Yaparız lan. Bu iş olur yani. Hani özellikle bakır teli direkt yaparım. Yağlayıcı için de yosunu mu meyvesi mi gerekiyordu onun? Meyvesi gerekiyor. Hallederiz abi. Sıkıntı yok. Buradan. Ha, şunları yiyeceğim. Göm babacığım. Suya ihtiyacım yok gibi bir şey. Daldı. O da yapabiliyorum. O da yapabiliyorum. O konuda yırtabilirim. Dur bir dakika. Ya en yakın hangisidir? Şunlar herhalde en yakını. Oradan hemen meyveleri kapalım. Yağlayıcı yapalım. Elimize motor aldığımız zaman rahatlayacağız. Ya buraya değil de başka bir yere diyorum. Hani biraz da içe doğru mu? Nereye yapacağıma da karar veremedim. Ondan biraz da sallıyorum yani. Tarayıcı odasını yapıp onun içinde yaşarız ya. Al alabildiğin kadar şey yaparız ya. Yaparız, hepsi durur. Doldu. Doldu, tamam, alamıyormuşum da. Şimdi hikayeyi bir miktar hatırlıyorum da sonuç olarak değişti. Onun için hani o base'i nereye koyayım? Çok da önemi yok aslında baktığın zaman. Hani haritanın başından başına gitmek bile öyle aman aman zaman alan bir süreç değil ki, giderken de doğası da iyi yani. Pek bir sıkıntılı durumda yok. Buralara falan da yapılabilir. Neden olmasın? Geldim. Tamamdır. Hocam. Yağla. Ha, şey de yapabilirim. Ne yapmaya çalışıyordum ben en son? Bir şey yapmaya çalışıyordum da yapamadım. Şu muydu? Aynen, kablolama. Ya yap dursun abi. Abi çok da büyük, onu da nereme sokacağım, o da var ya. Ondan yani, hani malzeme harcamaktan ziyade şey ya, şunları sen yapsana baba. Buna daha gerek yok. Yağlayıcı yap abi. Oyunda staklanma diye bir şey yok ya. Üst üste gelemiyorlar. Kaç tane aldım ulan? Yok artık. Heh, hadi bitsene gitsek gibi bir şey oldu. Tamamız. Ne gerekiyordu hatırlamıyorum ki. Şöyle bakıyorum hemen. Şunu yapabilirim. Yapıştır. Çekme itme silahı. Hayırlara vesile olsun efendim. İkinci olarak da araç burada. Ne lazım? Pil. Oo. Pilin hepsini yedim mi lan? Üçüncü pili de mi yedim? Evet, yedim. Yedim, pişman değilim falan gibi bir durumda yok yani, pişmanım. Kapıp geleyim ben hemen. Pili yedik lan, lanet olsun. Bu arada bu oyunda yanlış hatırlamıyorsam, şu ana kadar öyle değiştirmedilerse eğer, kaynaklar respawn da olmuyor. Yani sen bir yere düştün, o topladın, o bir anda tekrar çıkma gibi bir şey yok ki, mantıklı bence. Oyunu da ona göre dizayn etmişler zaten. Hani şu an bu çevredekiler bazı şeyleri kullanıyorum, bir daha bulamadın onu burada. Ama diğer taraftan haritada rahatlıkla da yetiyor ya malzemeler. Bakırım var abi, ben biraz daha pil yapayım. Çünkü onunla dolaşmaya başladığımız zaman biraz kemirebilir. Elimden geldiğince yapayım. Tamamdır. Şimdi şu arkadaşı gömüyoruz. Şimdi bununla birlikte deli gibi yer kaplayacak çekmek itme silahı da değil mi? Yani. Şimdi bunu 5'e koyalım. Bunu 3'e koyalım. Böyle yeterli gibi.
Şimdi odayı ne istiyorsun? Ona bir bakalım. Bize şu anda bu geldi. Bir tane daha bakır, altın gerekiyor. Yalan olduk. Yalan olduk. Yalan olduk. Ya depo amaçlı aslında şey mi yapsam? Bir tane boru yapabilirim ya. Bir şey değil yani. Ne masrafı var? İstersen sonra sökerim. Aynı malzemeyi alıyorum. Bir şey olmaz. Yani yapacağım şey bir adet boru. Aa. Bu ne iş? Kırıyor mu onu acaba? Ya da kırmızı... I don't know. Vallahi bilmiyorum. Tam olarak ne? Bilmiyorum ya. Haliyle buraya bir adet kapak. Ha, kuvarsla cam yapıyorsun ya. Uf. Ya niye böyle kasma yapıyor ya? Sevim yeni benim. Gıcır gıcır. Allah Allah. Böyle yapmaması lazım. Tamam mıyız? Tamamız. Buna belli bir elektrik gücü gerekiyor. Bir tane yeter ya bence şimdilik. Ne yapacağım zaten? Sürekli bir üretim bir şey yaptım. Yok. Tamamız. Tamam, emergency power. Offline. Tamam. Bir nefes alayım da öyle uğraşayım o zaman. Ne yapayım? Güneş doğduğu zaman halledecek onu da. Şu anlık bu bize yeter abi. Yani yapacağımız şey bariz belli. Bir adet bakırın hepsini yedim mi lan ben? Bakırımız var dedim, artistik yaptım ama emin de değilim yani. Yok, tamam, yemiş. Her şeyi alabilirim aslında ya. Küçük minik base işte. Mini mini bir kuş konmuştu. Bu tamamdır. Onun dışında depo olarak şöyle uygundur bence. Geldi. Gözümün nuru geldi. Tamam, işlerim ben burada hallederim. O niye önde? Aa. Kablolama setiyle bakır tel gerekiyor. Bana da kablolama seti yapma şansım yok ya abi. Bakır tel için bakır falan da onu bir dahakine hallederiz artık. Şunu pilleri şarj etmek için gerekiyor ilk yapacağımız iş. Masada koyayım mı buraya ufacık? Daracık. Şettireyim. Ulan şununla aslında yandan güç alma şansım... Altınım yok zaten, deneyemem de. Yana galiba bir şey koyamıyorsun ya. Orası kendi halinde bir şey. Ona hiçbir şey yapamıyorsun. Cam yaparım herhalde ya. Dolabı kenara alırım. Çok da daralmamış olur. Oğlum dur. Şu. Heh. O öbür tarafa koymanın pek bir mantığı yok zaten de. Ya şunu da kaldırsana, benim hoşuma gitmedi burada bu ya. Çok önde duruyor. Ya bunun yanlarına da koyabilirim de, çok daraltabilir. Ama şuraya atabiliriz. Küçücük minicik. İçi dolu fıçıcık yani. Buraya da pil koyma yeri. Şu anlık bu kadar bana yeterli ya. Bence gayet uygundur. Şirin bir base. Ben burada yaşarım ya. Kafa rahat. Yukarıdan da girip çıkabilirdim aslında. Bu duvarı şeyi de kullanabilirdim. De ortada şimdi. Boş ver. Böyle iyidir. Şu anda başka yapabileceğimiz bir şey yok. Malzemelerimizi şu anlık böyle Allah ne verdiyse atıyorum. Pil. Bir tane kalsa uygundur. Şu suyu yapayım. Bir de su içelim. Hocam. Bir derken iki su. Tamamdır. Şimdi elde yaptıklarımız hızlıca. Bunu görmeyenler için. Hızlı yüzmemizi sağlıyor. Sağ tuşa bastığında ışık. Bir daha sağ tuş. Şeyi kapat. Böyle kapanmıyor muydu lan?
Ha, haritayı F'ye koymuşlar. Ha, onu değiştirmişler. Normalde sağ tuş açıyordun, ışık kapatıyordun, ışık kapanıyordu. Açtığın zaman ışıkla birlikte harita açılıyordu, sadece ışık. Yani değişik bir şey yapmışlardı da. Şu an F ile bunu açıyorsun. Haritayı görüyorsun, derinlik, radar. Sağ tuş ışık. Bunlar tabii ekstra piliyor. Onun için gerek yok bunlara. Ama artık rahatlıkla kapabilirim bunları. Yaşasın. Yımak yımak. Gel lan buraya. Tamamdır. Onun dışında şöyle bir aletimiz var. Sağ tuşta nesneler al. Envanterini yükle F ile de. Bununla tabii çok daha hızlı toplayabilirsin. Şöyle F'ye basıyorsun. Nesneyi bırak F'ye. Bir dakika lan. Tamam, karıştı. Şimdi sağ tuşta alıyorsun. Sol tuşta lootluyorsun. Tuttuğun şeyi sol tuşla lootluyorsun. Sağ tuşa tekrar basarsan fırlatıyor mesela. Böyle fizan yolluyor. Allah ne verdiyse yolluyor. Ha, F ile de bırakıyor. Tabi bunu çok kullanacağımızı sanmıyorum. Götümüz sıkışırsa belli boyuttakileri galiba fırlatabiliyorduk mesela. Şunları tutamıyoruz. Şunu... Bunlar bilmeyen için içine oksijen alıyorsun. De iyice azaltmışlar oksijen miktarını. Bunu tutma diye bir şey yok tabii. Bu biraz fazla iri. Ya, tahmin ediyorum öbür diğer büyük irileri de tutamazsın da hırsızları falan tutabilirsin ya. Mesela şu tutuluyor mu? Tutuluyor valla. Ama lootlanmıyor. Ne bakıyorsun lan? Göte bak. Oğlum yalnız bayağı yolluyor lan. Bayağı bayağı yoruluyor. Ya bir miktar kendini savunma. Ve doğaya zarar vermeme. Bak ilginç silah bunlar tabi. Burada hatta direkt olarak öyle aman aman bir zarar veren bir şey de yok galiba. Yani var, savunma sistemleri var. Elektrik falan veriyor. Bıçağım var zaten. Ki bıçağı ileri doğru hani kızgın bıçak falan da var. Ama daha ziyade seni pişiresin diye. Mecbur doğadan illa bazı şeyleri öldürüyorsun. Balıkları malıkları böyle. Aman aman bir zarar verme durumu yok ki. Galiba ona da dikkat ediyorlar. Galiba. Tam emin konuşamıyorum. O tarz bir şeylerini okumadım. Ama mantıklı yani. Neyse abi. Mekanımızı yaptık. Artık çok daha uzak mesafelere dolaşabilirim. Base yapma durumumuz var. Hatta ve hatta şeye bile başlayamıyoruz değil mi ona şu anlık? Şu an bunlar bilinmiyor abi. Taşınabilir aracı ilk bulacağız herhalde. Ki zaten araç yapabilmen için otobüsün araç parçalarını da bulmamız lazım. İnşallah o arada da hikayeden devam ettirir. Evet, ben de bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.